Efendim, ABD'li askerler Suriye'de YPG PKK'lı çocuklara silah eğitimi veriyor. Şimdi bu çok çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Hem de detaylı bir şekilde konuşacağız konuyu. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bizimle birlikte. Nihat Bey, hoş geldiniz. Merhaba Meltem, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi teröristlerin kullandığı silahlarda ABD izini gördük. Üzerlerindeki kıyafetlerde, kamuflajlarda yine ABD izini gördük. Aynen öyle. Ve şimdi de eğitim aldıklarını öğrendik. Evet Meltem Bozboğlu, sen de söylediğin gibi 12 askerimizin şehit edilmesi olayına karışan PKK terör örgütüne misilleme yapıldı, karşılık verildi. Misliyle onlardan gerekli zayiatlar alındı. Ve biz burada ilginç o saldırının izlerinin peşinden gideceğiz Meltem Özbeyoğlu. Şöyle ki, bakın şimdi o saldırıya karışan PKK'lı terör örgütünün kullandığı silahlar ve kıyafetleri. Burada bakar mısın Meltem Özbeyoğlu? Şu silah, arkadaşlarımız buraya bir yakınlaştırırsa, biliyorsun ağır da bir silah. Ağır bir silah. PKK terör örgütü daha önce Kaleşnikov denilen daha basit menşeli silahlar kullanırdı, ama bakar mısın bu eylem için özel olarak bakar mısın Amerika Birleşik Devletleri yapımı yeni nesil M16 silahı, bakın burası çok önemli. M16 silahıyla gönderilmiş. Yani özel olarak donatılmış, özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve bu eylem için hazırlanmış. Yine diğer teröristin üzerindeki silahı görüyor musun Meltem? Yine ABD menşeli, uzun namlulu, dürbünlü M16 piyade tüfeği bu da. Yani yine diğer bir teröriste bakıyoruz. Bu da yine ABD yapımı carbine M4 otomatik tüfek bu da. Bu da yine bunlar üst segment, son sistem silahlar, tüfekler. Burada da Rus menşeli Bixi makineli otomatik silahla, işte bunlar o hain saldırıya karışan teröristlerin hepsi gerekli karşılık verildi ve etkisiz hale de getirildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin izni dedik ya, biz o izi biraz daha geri alalım. Bu saldırı öncesinde arkadaşlarımız bir yer bir DSF'ye geçerse, biz tabii ki istihbarat birimlerimiz o saldırı öncesinde ne oldu, sonrasında ne oldu hep araştırıyor Meltem. Bakar mısın, bu da yine saldırıdan önceki dönemlerde alınmış bir fotoğraf. Bu fotoğrafa bir gelelim bakalım. Kamera arkadaşımdan da rica ediyorum, buraya biraz yaklaşsın. Bu Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'nın alt bölgesindeki sözde YPG PKK'ya ait eğitim kampı. Ve bakar mısın, PKK'lı mı onlar? Tabii, tabii. ABD'li. Bakar mısın, ABD'li kadın asker. Arkadaşlarımız buraya bir yaklaşsın lütfen. ABD'li kadın asker, buraya çok dikkat et. Bu PKK YPG'li terörist ya, aslında bakar mısın Meltem, daha çocuk bu. Yani 18 yaşına bile gelmemiş. Çocukken veriyorlar ve eğitimleri. ABD'li kadın asker, ona insan nasıl öldürülür? Onun bakar mısın silah eğitimi veriyor. Birebir silah eğitimi veriyor. Bakar mısın bu görüntüye? Yine burada yine eğitim alan, yine YPG PKK'ya ait eğitim kampının görüntüleri bunlar. Önemli görüntüler bunlar. Delil görüntüler bunlar. Ve Amerika Birleşik Devleti ordusunda görevli kadın subay tarafından birebir, bakar mısın, silah eğitimi veriliyor Meltem. Diğer bir görüntüye geçebilir miyiz arkadaşlar? Bakın bu da biraz daha geniş açı çekilmiş. Yine aynı kamptan görüntüler. Yine arkada zırhlı araçları var. Görüyor musun? Ve bu yine Amerikan asker, kadın asker. Burası PKK'lıların olduğu, evet, bir kamp. Evet. Ve ABD askerleri ya, geliyor. Aynen. Diyoruz yani Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG'li teröristleri eğit donat yapıyor. Onlara binlerce tır silah yardımını yapıyor dedik ya. İşte bu da onlara ait bir görüntü Meltem. Burası YPG, PKK'ya ait Kamışlı'nın alt bölgesindeki bu YPG'nin eğitim karargahlarından biri. Amerikalı iki subay, bakar mısın? Bir erkek subay, bir kadın subay ve burada yine toparlanmışlar. Bakar mısın? Şu çocuğa bakar mısın? Bunlar daha henüz 18 yaşında değil Meltem. Henüz 18 yaşına gelmemiş gençlerin de alanında bulunduğu, çocukların da bulunduğu. Gerçekten delil niteliğinde görüntüler. Hani, son 3 dakikamız kaldı ama hakikaten herkesin de merak ettiği bir soru. Şimdi ABD bizim müttefikimiz sorulduğunda, yapılan anlaşmalar var. Bu görüntüleri izlediğimizde hiç mi söz hakkımız yok bizim? Dehşet bir görüntüler değil mi? Yani bakar mısın yine burada, yine bakın yine toplamışlar. Bakar mısın, bunlar daha henüz gencecik çocuklar ve PKK'lı terörist çocuklar diyoruz bunlara da. Yani çocukları terörize ediyorlar ve insan öldürmeyi öğretiyor. Bakar mısınız? Ve kimi öğretiyor? ABD öğretiyor. ABD öğretiyor. Kimi öğretiyor? PKK, YPG'li teröristleri öğretiyor. Yani çok ibretlik görüntüler bunlar. Diğer bir görüntüye arkadaşlarımız gelirlerse, diğer görüntüleri. İşte
Bizim o 12 askerimizin şehit edilmesinden önce istihbarat birimleri de bu bilgiyi paylaşıyor. Yine Amerikan Birleşik Devletleri askerleri, yine YPG, PKK teröristlerle ortak tatbikat yapıyorlar. Yani bir altını çizeceğim nokta daha var. Biz burada haberi nereden geldik? Tümden gelim yaptık. Yani 12 askeri şehit eden teröristlerin Amerikan Birleşik Devletleri'nin silahlarını kullanmasından yola çıktık ve öncesine geldik ve hep Amerika var içinde. Yani o hain saldırının her safhasında, her aşamasında adım adım, milim milim abi, Amerika Birleşik Devletleri'nin izini görebiliyoruz. Arkadaşlarımız bir grafik vardı. Türkiye'nin altını gösteren, Türkiye'nin güneyini gösteren. Bakar mısın şimdi? Meltem, hep şunu diyorlar ya. Hani bizim bu bölgelerde ne işimiz var diye. Evet. Ya binlerce, on binlerce kilometre öteden geliyor Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, İsrail ve bizim alt bölgemizde ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun Meltem? Terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Yani haritaya baksalar her şey, evet, apaçık yani belli zaten. Bizim sınır, alt sınır bölgemizde Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve buralarda bir teröristlerden oluşan bir hat oluşturuyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biliyor musun Meltem? Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri. Hı hı. Biz de onlara karşı bunu bertaraf etmek için gece gündüz 7-24 buralarda operasyondayız. Birliklerimiz buralarda, geçici üslerde, İHA'larımız, SİHA'larımız, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha ajanları buralarda ve buralarda faaliyet yürüten PKK terör örgütünün o üst düzey yöneticilerini, istihbarat, asayiş ve lojistik sorunlarını tek tek tespit ediyor. Hatta PKK terör örgütünün tesislerini, petrol tesislerini, ekonomik gelir sağlayan tesislerini tek tek tespit edip ve buralarda biz operasyon yapıyoruz. Niye? Çünkü bu koridor, terör koridoru diyoruz ya buraya. O terör koridorundaki o azılı teröristler bizim ülkemize sızıp bizim ülkemizin insanlarına zarar vermesin diye. Evet, bir kez daha gördük ki 12 kahramanımızın, 12 şehidimizin öldürülmesinde, şehit edilmesinde ABD'nin izini. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Uludağ, CNN Türk Haber Müdürü bizimle birlikteydi. Ayrıntılı bir şekilde bu işin arkasında, perde arkasında neler olduğunu bizlere aktardı. Efendim, bugün Haber Kuşağı'nın bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında yeni gelişmelerle Büşra Arslantaş sizlerle beraber olacak.